Herkese selam arkadaşlar, ben Mert. Bugün sizlerle beraber yeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlere bir plugin göstereceğim, bir takas plugini. İşte nasıl bir şeyleri takas yaptırırsınız oyunculara vesaire, onu göstereceğim. Pluginimiz Shopkeepers arkadaşlar. Siz de kanalıma abone olarak video like atabilirsiniz. Ben hemen video dışında böyle bir alan yaptım, göstereceğim. Siz artık nerede yaptıracaksanız oraya koyarsınız lobinizde. Arkadaşlar baktığımız yere bir köylü koyacağız. Yani şu şekilde slash shopkeeper. Bu şekilde koyduğumuz zaman otomatik bir şekilde bir köylü koyuyor. Böyle sağ tıkladığımız zaman da teklifler. Bunu tüm sürümler için geçerli. 1.8, 1.16, 1.18. Her sürüm var. Aşağıya plugin linkini koyarım. Şimdi arkadaşlar inceleyelim. Bu şekilde koyuyor shop'u. Mesela ben bunu geleyim buradan sileyim. Shopkeepers. Ondan sonra mesela ne koyalım? Arkadaşlar mesela bu farklı bir şey olsun. Zombi falan olsun. Böyle gördüğünüz gibi. Bunu değiştirebiliyoruz yani, sorun değil. Mesela Blaze bile yaparım bu şekilde, gördüğünüz gibi. Yani bunu değiştirebiliyoruz. Bunu da sileyim bu şekilde. Ondan sonra ne var arkadaşlar? Ben direkt normal bir köle oluşturacağım şu şekilde, shopkeeper. Bu arada baktığınız yere koyuyorum, tekrar söyleyeyim. Şimdi buna nasıl bir isim veririz? Onu da göstereyim, böyle üstünde bakınca market falan yazsın mesela. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Shift'e basıyoruz, eğiliyoruz, admin menüsünü açıyoruz. Normal bir şekilde tıklarsanız burada teklifler menüsünü görürsünüz. Ama eğilerek tıkladığımız zaman böyle bir admin menüsü geliyor. Bu şekilde geliyor menüde. Buradan delete diyerek tekrar silebilirsiniz. Ben şimdi tekrar koyacağım. Ondan sonra arkadaşlar burada set shop name var. Buna tıklıyoruz. Ondan sonra chat'e istediğimiz ismi yazıyoruz. Renk kodları çalışmıyor diye biliyorum. Sadece yeşil renk oluyor diye biliyorum ama deneyebilirsiniz. Şöyle market olsun mesela. Bakın sadece baktığımda gözüküyor. Öyle bir şey var. Mesela market diye şu an yazıyor. Ondan sonra mesela başka ne özelliği var? Şöyle eğilelim. Bu bebek yapıyor arkadaşlar. Bakın market bebek oluşan. Bunu tekrar tıklarsam büyük yapıyor. Yani normal köylü. Ondan sonra burada nasıl desem, mesleği var arkadaşlar. Buradan mesleğini şeye göre belli edebiliyorsunuz. Haritacı oldu mesela. İksirci mi oluyordu bu, rahibe mi, öyle bir şey. Burada çiftçi oldu. Şimdi çiftçi olarak kalsın mesela. Şimdi başka ne ayarlayabiliyordu mesela? Buradan bunun kıyafetini ayarlayabiliyoruz. Böyle kahverengi dışında. Mesela kırmızı olsun gördüğünüz gibi. Böyle mavi olsun. Ondan sonra mor var. Böyle farklı farklı renkler var. Şimdilik bu kalsın, gayet güzel. Ondan sonra arkadaşlar başka bir de bakın şurasında bir bu kıdemli seviyesini mi ne gösteriyordu? Onun gibi bir şeydi, bilmiyorum. Arkadaşlar ondan sonra arkadaşlar bunu değiştirebiliyoruz. Zümrüt yapabiliyoruz. Elmas bu şekilde. Böyle taş yapabiliyoruz. Demir bu şekilde. Ben mesela şu anda arkadaşlar şey olmasını istiyorum. Zümrüt olsun. Şimdi arkadaşlar gelin bir de size ne göstereyim. Buraya bastığımızda zaten siliyor. Bunları da göstereceğim şimdi, fakat ondan önce mesela bir item ekleyelim. Mesela oyuncuya bir takas yaptıracaksınız arkadaşlar. Şöyle buğday alalım bir de. Arkadaşlar 3 buğdaya bir ekmek versin normal bir şekilde. Shift'e basıyoruz yine, eğiliyoruz. Burada 3 buğday verecek, 3 ekmek. Bunu tam tersi yaparsanız bir ekmeğe 3 buğday verir. Böyle yaparsanız 3 buğdaya bir ekmek bu şekilde. Şöyle neden çıktı, lag var biraz. Bu şekilde. Şimdi mesela game mode'dan tekrar bir buğday alayım. Şöyle bir 64 tane. Ondan sonra mesela buraya ekleyeyim bu şekilde. Şöyle veriyor, artanı kalıyor burada. Ama bunun üzerine eklersem yine veriyor. Bu şekilde. Ondan sonra mesela ben diyelim ki bir sürü alacağım. Bir dakika, böyle değildi arkadaşlar. Şöyle alayım. Böyle gördüğünüz gibi. Ondan sonra bir de bunu tam tersi yapabiliriz. Mesela gördüğünüz gibi. Veya diyorum ki 2 tane 64'lük versin. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bir ekmeğe 2 64'lük verecek. Bu şekilde. Bir ekmek, bir de 64 tane bundan vermem lazım. Karşılığında bana bundan verecek. Bu şekilde. Veya diyorum ki sadece ekmek verdiğinde 64'lük buğday versin. Bu şekilde. Sayısını falan ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Mesela diyelim ki sizin marketiniz doldu. İşte buraları komple bir şekilde doldurdunuz. Şöyle mesela doldurdunuz diyelim. Buradan next page var. Nasıl okunuyorsa artık. Bu şekilde. Burada da kaçıncı sayfada olduğunuzu gösteriyor. Bu şekilde.
Burası komple doldu artık. Nereye market ekleyeceğim? Yan sayfaya gideceksiniz. Oraya ekleyeceksiniz arkadaşlar. Örnek veriyorum bu şekilde. Bir buğdaya bir buğday bu şekilde. Ondan sonra burası da doldu diyelim. Yan sayfa. Burası da doldu. Bu şekilde. Burası sınır. Sadece 5 sayfası var. Bu şekilde. Zaten onun dışı yeter diye düşünüyorum 5 sayfa. Mesela gördüğünüz gibi bu şekilde alıyorum. Aynı mantık yine. Hop. Bir buğdaya bir buğday bu şekilde. Sonra bunu delete diyerek de silebilirim arkadaşlar. Şöyle. Bu kadar da arkadaşlar pluginimiz. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım videoyu anlamışsınızdır. Umarım güzel eğitici video olmuştur. Kanalıma abone olarak video like atabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşmek üzere.